Herkese selamlar. Murat ben, Ekanus Asistan. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. bugünkü videomuzda VAT registration yani VAT'ye kayıt konusunu sizinle konuşacağız. Ekranımızı açıyoruz çünkü notlar almak zorundayım. Konu biraz detaylı. şimdi normalde siz muhasebecilerinizle konuşurken, biz müşterimizle konuşurken bazen VAT kayıt olacağım, ne kadar kazandın, yıllık şu kadar kazanıyorum. Aa çok kolaymış gibi konular olur ama o kadar çok detay var ki aslında o kadar da kolay değil. Elimden geldiğince size güzel detaylar vermeye çalışacağım ama bazı başlıklar ayrı bir video konusu. Onlar için ayrı bir video çeksek yeridir. Şimdi VAT Registration dediğimizde Making Tax Digital en önemli konu. Neden? 1 Nisan 2022'den itibaren artık nasıl olduysa hangi şekilde VAT'ye kayıt yaptırırsanız yaptırın Making Tax Digital yaptırmak zorundasınız. Yani bunu muhasebeciniz yapıyor ama bilginiz olsun. Artık her şey dijital programlar üzerinden olmak zorunda. IT yazılımcı, programcı arkadaşlarımız daha iyi bilir. Tax ile bizim kullandığımız muhasebe programı API üzerinden yani bu Artificial Intelligence konuları var ya bu karşılıklı bu programlar birbirine bağlanmış oluyor. Yani Tax Office bizim bilgisayarımızdaki müşterimizle ilgili detayları API üzerinden ne kadar okuyabiliyor bilemiyorum ama çoğu detayları bence aldıkları, alabildiklerini söyledi ITC arkadaşlar. Alabiliyorlar. Bu yüzden bu önemli. Şimdi diğer konu annual registration threshold 85 bin. Şimdi VAT kaydı yaptırabilmeniz için yıllık cironuzun 85.000 bin pound olması gerekiyor. Yalnız yıllık dediğimiz zaman her zaman peşinizden gelen 12 aya bakmanız lazım. Aslında tekrar başlıkları açarsak şu iki konuyu beraber anlatayım. Üç konuyu hatta. 85.000 ciro konusu, historical test and future test. Bunun üçünü beraber anlatıyorum şimdi sizlere. Son 12 aya bakmamız gerekiyor. Son 12 aya bakarken 2022 yılındayız. 2021 yılına bakmıyorsunuz 12 aylık. Yıl bazında değil. Veya şirketinizin sene sonu farz eden 31 Mayıs 2022'de kapandı ise finans yılı. 31 Mayıs 22 ve gerisine bakmıyorsunuz. Kural şöyle. Bugün 24 Haziran 2022. Yani şöyle bir bu peşimizden gelen 12 ay diyorum ben ona. Bir çizgi üzerinde gösterirsek 30 Haziran 2022 bu ayın sonu. Başlangıcımız da 1 Temmuz 2021 olmalı. Yani şurası 12 aylık bir süre. İçinde bulunduğunuz ay, yıl son günü yani 30 Haziran dahil, bu ay dahil son 12 aya bakıyorsunuz. 1 Temmuz'dan 30 Haziran'a kadar 85 bin ciroyu yakaladıysanız VAT'ye zorunlu olarak kayıt yaptırmak zorundasınız. Bu aslında e, historical test dediğimiz test. Son 12'ye bakıyoruz. Peki 85 bin poundı geçtik. Sonra ne yapacağız? HMRC bize bir ay süre veriyor kayıt için. Yani Temmuz ayı. Evet, Türkçe yazdım ama şöyle yapayım. 2022 Temmuz ayı kayıt ayı, ayı bizim için. 1 Ağustos'tan itibaren de. VAT'ye kayıtlı olarak ticari faaliyetlere başlamak zorundayız. Bu Temmuz ayı içinde VAT işlemlerini bitirmemiz gerekiyor. Yasal olarak 1 Ağustos bizim başlangıç tarihimiz. Diğer bir konu Future Test dediğimiz konu. Future Test'te de şöyle her zaman günlük bakıyoruz. Yani şu ana kadar ben geçtiğimiz 12 ay içinde 85 bin kazanmadım. Yıllık cirom 30, 30 bin ama yeni bir proje aldım. Önümüzdeki iki hafta içinde bana 90 bin poundluk bir gelir gelecek. Şimdi burada da bugün diyor. Bugün bir proje aldım. Yani 24 Haziran'da bu projeyi aldım. 2 hafta içinde bir ay içinde 90 bin pound gelirim olacak. Bu 30 bin pounda bakmamıza gerek yok. Çünkü 85 binden düşük. Ama önümüzdeki 30 gün içinde ben 90 bin poundluk bir gelir elde edeceğim için 30 gün içinde VAT kaydını yaptırmam gerekiyor. Ve VAT başlangıç tarihi bugün oluyor. Bir ay sonra, iki ay sonra değil. Bugün 24 Haziran'dan itibaren bu kaydı yaptırıp bugünden itibaren VAT işlemlerini yaptırmam gerekiyor. O yüzden bazen VAT numarası gelene kadar faturayı geciktirebilirsiniz. Faturayı VAT'li kesebilirsiniz gibi detaylar var. Onları başka videolarda üzerinde duracağız. Bu şey çok önemli. Historical test and future test. Eğer konu konuda gündeme gelirse yani hem 30 Haziran'a da baktım 85 bini geçmişim. Ayrıca önümüzdeki 2-3 hafta içinde atıyorum 5 Temmuz'da da 90 bin poundluk bir gelirim daha olacak. İkisi de mevcut. İki teste uygulanabilir. Burada da en erken VAT tarihi hangisi bizim için uygun ise o yürürlüğe giriyor. Yani Şimdi ben eğer 2 Temmuz'da 90 bin poundluk bir gelir elde edeceksem 30 Haziran'da da VAT historical teste göre VAT'ye girmem gerekiyorsa şurada hatırlarsanız VAT tarihi 1 Ağustos'tu. Burada da 2 Temmuz'da ben 90 bin gelir elde edeceğim. Buradaki tarih bizim için geçerli olacak. Çünkü erken olan tarihi taksofis kabul ediyor. 2 Temmuz'dan itibaren VAT kaydını yaptırmamız gerekiyor. Diğer başlığımıza geçiyoruz. E, konuyu da çok da dağıtmak istemiyorum. E, compulsory Registration konumuz şu, bu iki test e, 30 gün içindeki gelir, geçmiş 12 aydaki gelir, eğer 85 bin jüriye geçerse compulsory yani yasal olarak, zorunlu olarak VAT kaydı yaptırmak zorundayız. Kaçış yok. Bir de Voluntary Registration gönüllü olarak VAT kaydı yaptırabilirsiniz. Burada iki konu var. Existing trader or intending tra trader. Yani hali hazırda bir işle meşgul müsünüz? Bir ticari faaliyet alanınız var da mı? Gönüllü kayıt yaptıracaksınız. Yoksa sıfırdan 3 ay sonra yeni bir işle de başlayacak mısınız? Bu işleri VAT'li mi yaptırmak istiyorsunuz? Gönüllü olarak kayıt yaptırabilme hakkınız var. Ee, yine VAT işlemleri sizin seçtiğiniz tarihten itibaren. Mesela farz edin bir yıldır ticari faaliyette bulunuyorum ben yıllık ciromda 50 bin pound, 85 bine gelmedik. Yasal olarak zorunluluğum yok ama 1 Temmuz'dan itibaren dilersen VAT kayıtlı olabilirim. Bunun avantajları, dezavantajları var VAT konusunun. Bunu bir sonraki veya başka bir videoda sizlere anlatacağım. Şimdi VAT kayıtta Taxable Supplies çok önemli. Taxable Supplies'da kısacası şuraya yazıyorum. Zero Rated Taxable, sıfır VAT'li ürünlerimiz var. İngiltere'de veya servislerimiz var. %5 konusu var bizde bir de %20 bunlar taxable supplies yani biz VAT'ye kayıt yaptırırken hem zero hem yani hem 0 hem 5 hem de yüzde VAT oranlarıyla satış yaptığımız ürün veya servis olabilir bu konuları bir toplamamız gerekiyor bu gelirleri toplamamız gerekiyor ama şu da var self supply dediğimiz bir konu var şurada yazmıştım. Self supply şöyle mesela bir örnek vereyim. Süpermarketiniz var. E, yıllık cironuza baktığınız son 12 ayda 80 bin pound. Ama siz kendinizi e, süpermarketten 10.000 bin poundluk bir e, ürün almışsınız. VAT'li atıyorum. E, VAT'si olan kola. Kola aldınız kendinizi. Yıllık değeri 10.000 bin pound. Aslında sizin cironuz 90 bin pound oluyor bunu VAT kaydı yaparken düşünmeniz lazım. Hani ben burası benim işlerim aldım ürünü gittim olmuyor. Bir de reverse charge konusu var. Genel itibariyle basit olarak reverse charge ben yurt dışından bir hizmet alıyorum veya bir ürün alıyorum. Hizmet diyelim bu sefer değişik örnekler üzerinde duralım. Yazılımcıyım. Türkiye'den yazılımcı bir başka bir arkadaştan bir firmadan hizmet alıyorum. Ayda 10 bin pound kendisine ödeme yapıyorum. Şimdi bu hizmeti ben İngiltere'den alacak olsaydım VAT olacaktı. %20 ödeyecektim birine. Yani 10 bin öderken 12 bin ödeyecektim. Ama siz Türkiye'yi ödediğiniz için 10 bin ödüyorsunuz. Çünkü şurada 8. maddede outside the scope of VAT dediğimiz bir konu var. İngiltere dışından birinden VAT hizmeti aldığımız zaman kapsam dışı oluyor. VAT ödemiyorsunuz. Ama... Reverse charge dediğimiz mekanizma devreye giriyor. Yani siz bu 10.000'i 10 e ödediniz, biz faturaya bakıyoruz, Türkiye'ye 10.000 pound ödenmiş. VAT, VAT giriş ve çıkış işlemi yapıyoruz. Hem VAT gelir yapmışsınız gibi hem de masrafınız olmuş gibi. Aslında efekt olarak yani etki olarak sıfır etki var. Bir VAT ödemeniz çıkmıyor, yalnız bu 2000 yani 10.000 bin ödediniz ya Türkiye'ye İngiltere'de ödeseydiniz 2000, 2000 pound ödeyecektiniz. Biraz hızlı anlatıyorum kusura bakmayın. E, çok uzatmamak için. E, VAT threshold'a yani bu 85 binlik ciroya bakarken yani ben 83 bin yaptım. Türkiye'de de 10 bin poundluk bir ITC arkadaşı ödeme yaptım. O 2000'i 83 bini ekleyip 85 bin olduğumu düşünmem lazım. Bunu eklememiz gerekiyor. VAT threshold'a yani şu 85.000 konusunun içine giriyor. Bu Reverse Charge dediğimiz. Reverse Charge çok geniş bir konu. Onun için de ayrı bir video çekeceğiz. Bir de bu Outside Scope of VAT'i anlattım. Türkiye, Amerika olabilir, her yer olabilir. İngiltere dışındaki. Sadece İngiltere dışına servis sağlıyorsanız Dilerseniz VAT'ye girmek zorunda değilseniz 85 dahi olsa yıllık cironuz. Ama... VAT'ye girmenin avantajları olacak bu şekilde. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben yazılımcıyım. Yılda 100.000 pound kazanıyorum ve bütün faturaları Amerika Birleşik Devletleri'ne kesiyorum. Müşterim orada. Şimdi VAT kayıt yaptırmak zorunda değilim. Çünkü outside the scope of VAT oluyor. Neden? Bir kural var. Bunun üzerine daha sonra geleceğiz. Business to business olduğu zaman VAT işlemi, yani ben bir şirketim, Amerika'daki müşterim de bir şirket. Place of supply dediğimiz yani VAT'nin hizmetinin verildiği yer where the customer based oluyor. Yani müşterimin olduğu yer VAT kanunlarına benim tabi olmam gerekiyor normalde. Yani İngiltere'de VAT uygulanmıyor. Yani ben faturayı 10.000 olarak kesiyorum 12.000 olarak değil. Ve VAT kaydı yaptırmam gerekmiyor çünkü bütün gelirlerim yurt dışından ama VAT kaydı yaptırabilirim outside the scope of VAT olduğu halde. Bu bütün gelirlerim Amerika'dan veya Türkiye'den olduğu halde. Yasal olarak yaptırmaya hakkım var ve yaptırırsam da İngiltere içindeki işimle ilgili VAT giderlerimi devletten geri alabiliyorum. Mesela muhasebe ücreti, mesela kırtasiye malzemeleri, mesela yazılımcılıktan örnek verdik. Bilgisayar aldım kendime, printer aldım gibi veya İngiltere içinde de başka bir yazılımcıdan hizmet aldım ve VAT ödedim kendisine gibi e, VAT masraflarını geri alabiliyoruz. Burası da çok önemli. E, kanun maddesini belki ileride konunun üzerinde dururken anlatırım. E, bir kanun maddesi var. Şu an aklıma gelmedi ama önemli bir konu. Diğeri Capital Asset. E, iş için aldığınız e, demirbaşlar VAT Threshold'a VAT hesaplamalarına katılmıyor. Yani ben 80 bin kazancım var. 10 binlik bilgisayar aldım kendime. Ana demirbaş olarak. O, bunlar bağlantılı değil. Exemption konuları var VAT dışı. Bunun üzerine şimdilik durmayacağım. Ayrı bir konu. Disaggregation var. Ben bir yazılımcıyım. Bir firma, firmam var. Eşimede eşime de bir yazılımcı firması açtık. Müşterilerimiz aynı. Beraber bağlantılarımız var. Eşim aynı evde yaşıyoruz. Aynı ofisi kullanıyoruz. Müşterilerimiz aynı. İki ayrı şirketi devlet, tax office, tek şirket gibi düşünüp sizi VAT kayıt yapmanızı zorluyor. Zaman geldikçe bunların üzerinde daha çok duracağız. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.